Gaziantep'te diyaliz hastası bir adam doktordan çıkmış, oğluyla birlikte eve dönüyordu. Hemen bir taksi çevirdiler. Ancak iddia o ki taksici kısa mesafe nedeniyle onlarla tartıştı. Yetmedi, baba oğlu durağa götürüp arkadaşlarıyla birlikte tekme tokat dövdü. Baba dur! Dur! Polis! Bak sopadan bir ses aldı. Polis çağırdı. Karakola götürüyorum diye bizi aldılar. Kendi duraklarına götürdüler. Bir de orada meydan dayağı çektiler. Kısa mesafeyi bahane etti. Diyalizden dönen adamla oğlunu durağa götürüp sopayla dövdü. Babamla beni öldürmeye çalıştı. Sopalarla, adamlarla, tekmeyle, silleyle orada bir güzel dayak yedik. Baba oğul. Akıl almaz olay Gaziantep'te yaşandı. Baba dur. Taksi çevirse silah aldı götürüyor. Bu ne demek bu? Siz nasıl taksi gidiyorsunuz? Abi ters yere gidiyorsun bak. Konak mahallesi, sümgüle içeğimiz yer. Gerilimin fitilini ateşleyense kısa mesafe tartışması oldu. Babam engelli abi. Adım atamıyor, ayakta duramıyor. Gidelim, neyse vereyim. Önemi yok paranın dedim. Eyüp Yazman hem engelli hem de diyaliz hastası. O gün sağlık ocağına gitti. Oğluyla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Bir taksiye bindiler. Taksi şoförü onları kısa mesafe olduğu için almak istemedi. Taksiden inmeyen baba ve oğlu karakola götüreceğini söyleyen taksi şoförü onları durağa götürdü. Hadi beni dövsünler, haydi. Çağır da gelsin. Durağa geldiklerinde taksici araçtan indi, arkadaşlarıyla bir olup Eyüp Yazman ve oğlu Yunus Emre Yazman'a sopayla saldırdı. Baba dur! Polis! Bak sopadan bir ses aldı. Polis çağır. Diyaliz şeylerimi bile kopardılar. Öl. Hastaysan sokakta ne işin var? Taksiye niye biniyorsun diye. Bize eziyet ettiler. Polislerin olay yerine gelmesiyle kurtulan baba oğul saldırganlardan şikayetçi oldu. Sanki onların annesi babası yok mu? Engelli diyerek ayakta duramayan bir adamdan böyle sopalardan ırçal gibi kaplıları kopartarak ölüme ter gitmek ne geçiyor ellerine? Bana saldırmalarını istedim, ona karışmamaları için. Baba dur!